Osmanlı'nın muazzam devlet arşivi. Bugün başta dünyanın en büyük bir arşivi olan Cumhurbaşkanlığı arşivi olmak üzere Türkiye arşivlerinde milyarlarca yaprak tarihi vesika bulunmaktadır. Bu zenginlik atalarımızın Osmanlı Türklerinin yazılı kağıda karşı gösterdikleri dikkat ve sevginin sonucudur. Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda vesikaların ne kadar itinayla yazılıp korunduğu hakkında Kısa bir fikir edinmemiz bu iddiamızı ispat etmeye kâfidir. Osmanlılarda devlet vesikaları ya yaprak yaprak veya ciltli defter halinde muhafaza edilirdi. Defterler yıllara göre sıralanarak evrak mahzenlerinde saklanırdı. Yapraklarsa vesikanın önemine göre atlas veya adi kumaştan keselere konurdu. Keseler Osmanlı hanedanının rengi olan al renkteydi birkaç kese bir torba haline getirilir, birkaç torbada bir sandığa yerleştirilirdi. Torbaların üzerine mürekkeple ve sandıkların üzerine de etiket yapıştırılarak muhteviyatları belli edilirdi. Devletin her dairesinde umumiyetle bir günün evrakı bir tomar, bir ayın evrakı bir torba, bir yılın evrakı ise bir veya birkaç sandık teşkil ederdi. Sandıklar, ya Topkapı Sarayı'ndaki padişah arşivine veya Paşa Kapısı'ndaki sadarete gönderilirdi. Eski vesikalardan incelenmek üzere bakanlıklara ve kalemlere getirilenler, gece getirildikleri yerde bırakılmazlar, incelenme bitmemişse bile arşiv mahzenlerindeki yerlerine konup, ertesi sabah tekrar çıkarılırdı. Bu kanuna sadrazam bile uymaya mecburdu. Bir defter, Hatta alelade bir yaprağın incelenmek için bu arşivden çıkarılması ince kurallara bağlanmış ve bu kurallar yazılı kanunlar halinde tespit edilmişti. Bizzat sadrazamın yazılı emri olmaksızın hiçbir vesika arşiv dışına çıkarılamaz ve hiçbir vesika üzerinde kalemle bir harf bile değiştirilemezdi. Sözlü emirle arşivden belge çıkartmak hakkı yalnız hükümdara aitti. Asya, Avrupa ve Afrika'nın pek çok ülkesi yüzlerce yıl Türk idaresinde kaldıkları için o asırlara ait tarihi belgeler Türkiye arşivlerinde bulunmaktadır. Yılmaz Öztuna Türk tarihinden yapraklar sayfa 100 102 18 Ocak Mevlana takvimi